1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira sözleşmelerinde zam oranları %25 olarak belirlendi, üst sınır olarak. Ancak Haziran ayında başlayan bu uygulamaya çoğu ev sahibi enflasyonu gerekçe göstererek uymuyor. Sürekli ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları ile ilgili haberler aktarıyoruz size. Sahadaki son duruma bir bakalım. Birazdan hukukçu konuğumuz da var, onunla değerlendireceğiz. Kira zammını neye göre belirledi ev sahibiniz? Hiç, etrafa göre 4500 liradan 7000 liraya çıkardık. Uzlaşamıyoruz. Çıkın da çıkın. %25 rafa kalkmış bir vaziyette. Kira zammında %25'lik üst sınır 1 Temmuz 2023 tarihine kadar sürecek. İşi fırsatçılığa çevirenler düzenlemeyi çoktan unuturken tek geliri ev kirası olan çoğu mal sahibi de bu oran enflasyon karşısında eridi deyip düzenlemeyi deliyor. %25'i yaptım, el insaf, onunla geçiniyor. %100 bir artış istedi. Uzlaşamadınız mı 25'te? Uzlaşmak zorunda kaldık. Yani %25 yapmadı. Yapmadı ama orta yolu bulduk. Kiracınıza gerçekten %25 bile olsa zam yapmadınız. Hayır. Tüye gidiyor, ödeyemezler ki. Yapsam ne olacak? %25 anlaşmazlığı sitelerdeki ev sahipleriyle kiracıları daha çok karşı karşıya getiriyor. Aidatlar da yükseldiği için %25'ten fazla zam yapmak isteyen ev sahibi sitedeki kiracıyı daha çok mağdur ediyor. Ev sahibiniz en son size ne kadarlık bir zam yapmıştı? %25'in üzerinde teklif etti ama ben %25 olarak yaptım. Ne diyor ev sahibiniz mesela? %25 deyince. Gerçek enflasyonun bu olmadığını söylüyorlar. Çevredeki evlerin fiyatlarını mı söylüyor? Evet evet, yani hep bir kıyaslama zaten var. Aynı binada işte siz çıksanız ben şu fiyata veririm aslında. Kira zamında %25 sınırını delmek borçlar kanununa göre suç değil. Ama kiracıyı koruyan düzenlemeler var. Örneğin 2000 lira kiraya ödüyor. Mal sahibi de 5000 lira istiyor. Kendisi 2000 liraya %25, yani 500 lira zammını ekleyecek. 2500 lirayı gönderdiğinde artık mal sahibin ona dava açma hakkı yoktur. Herhangi bir şekilde ek bir yaptırım uygulama hakkı yoktur. Benim istediğim bedeli arttırmadın, o zaman tahliye et deme hakkı da yoktur. Olmaz. Çünkü kapatılmış. Şimdi hukuki boyutunu konuşacağız. Belli ki bazı alanlarda çatışma oluyor, bazı alanlarda karşılıklı anlaşma. Pek %25'in uygulanmadığı izlenimini edindik biz de. Gayrimenkul Hukuk Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel ile konuşacağız. Ali Bey, merhaba, hoş geldiniz. Selam Hanım, merhaba, iyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi bu %25'te anlaşanlar, ev sahibi kiracılara baktığımızda yüzde kaçıdır? Uzlaşanlar, yani %25'te el sıkışabiliyor mu ev sahibiyle kiracı? Şöyle, bu aslında kiracı ve mal sahibi arasındaki kira kontratının dönemiyle de ilgili. Örneğin şimdi hızlandığı gibi geçmiş dönemde de bazı mal sahipleri kiracılardan tahliye taahhütnamesi alıyorlardı. Hı hı. Tahliye taahhütnamesi alan mal sahipleri çok güçlü şekilde kiracının karşısına çıkıyorlar ve eğer anlaşamazsa tahliye edeceğini tehdit olarak bildirdiği için buradaki kiracılar mecburen mal sahibinin insafına bir anlamda kalmış oluyorlar. Tabii ki aslında bu şekilde kontratla beraber alınan tahliye taahhütnamesi geçersiz. Ancak uygulamada tarihatmadan üzerine boş kağıt ya da tahliye taahhütnamesinin düzenlendiği tarihin boş bırakıldığı kontrat şeyler var, tahliye taahhütnameleri var. Bunlar geçerliymiş gibi işlem yapılabiliyor ancak bunun baştan alındığı ispatlanırsa tabii ki geçersiz. Diğer taraftan... Çok özür dilerim. Diğer taraftan da geçmeden bu tahliye taahhütnamelerine başvuran ev sahibi çok var mı kontrat yapılırken? Yoğun şekilde var. Enteresan şekilde. Ya geçmişte de var mıydı bir yıl önce bu %25 çıkmadan önce? Vardı. Bu eskiden beri var. Çünkü kiracılarla ilgili ihtiyaç durumu olabilir ya da rakamla anlaşamayız diyen iş yeri ya da kira ev konutlarının mal sahiplerinin çoğu bunu, kurumsal olmayanlar için bahsediyorum, çoğu bunu alıyorlar, yıllardır alınıyor. Aslında almak baştan yasal değil ama tarih farklı gösterilerek alınabiliyor. Dolayısıyla şu anda da arttı. Yani yeni kira sözleşmelerinde emlakçılar özellikle mal sahiplerine %100 kira sözleşmesi yaparken tahliye taahhüdü almayı öneriyorlar ve kendileri de bizzat düzenliyorlar. Bu da %100'e yakın bir oran diyebiliriz. Ancak kurumsal olanlar ya da bazı bu tip şeylere doğru bulmayanlar hariç bu uygulama genelleşti diyebiliriz. Diğer taraftan kiracıların mal sahiplerinin kiracıları
gayrimenkulü satmakla tehdit ettiği durumlar söz konusu. Ya ben burayı satmış gibi gösterir, seni yere çıkarırım. Gel sen anlaşalım şeklinde bir yaklaşımda söz konusu. Bu da piyasada yaygınlaşmış durumda. Özellikle kiracılar da yeni bir mal sahibiyle ya da göstermelik bir mal sahibiyle muhatap olmaktansa arada bir rakamda anlaşmayı eğer çok fark yoksa uygun görüyorlar. Diğer taraftan benim ya da çocuğumun ya da işte babamın annemin ihtiyacı için tahliye ederiz noktasındaki tehditlerin etkili olduğunu söylemek lazım. Tabi burada bununla ilgili net bir oran vermek çok mümkün değil. Ancak bize yansıyan ve piyasadaki gözlemlerimize göre %30-40 bandında %25'in uygulandığını görüyoruz. Çünkü burada aslında %25 o rakamının uygulanmasının en büyük olduğu piyasalar mali gücü daha düşük olan konutlarda, kiracılarda söz konusu oluyor. Çünkü onların gelirleri sabit olduğu için %25'i aşan %40, 50, 60, 70, 200 şeklindeki bir yükseltme onların rakamını aşacağı için direndiklerini görüyoruz. Tabi burada mal sahiplerinin bir kısmı ya da emlakçıların bir kısmı kiracıları taciz boyutunda devamlı arayarak biz buraya müşteri bulduk, satmak istiyoruz aslında olmadığı halde burayı gezmemiz lazım diye bir anlamda taciz ederek rahatsız ettiklerini ve kira rakamında ulaşmaya yönlendiklerini görüyoruz. Aslında normal aramaların suç olmamasına rağmen Türk Ceza Kanunumuz 106'ya göre tehdit içeren ifadeler de olduğu zaman ya da TCK 123'e göre daimi devamlı arayarak rahatsız etmek taciz boyutuna giriyor, suç oluşabiliyor. Bu durumda tabii ki WhatsApp ya da diğer mesajlarla ya da diğer mail türü ispatlarla ispatlanırsa mal sahibi ya da emlak firmasının ceza alacağı görünüyor. Açıkçası. Yani ev sahibi ısrarla taciz ediyorsa sürekli evi satacağım, çıkın, %25 olmaz vesaire arıyorlar, soruyorlar, kapıya geliyorlarsa kiracı gidip suç duyurusunda bulunabilir mi? Bulunabilir, çok net ceza da alabilir. Özellikle yabancı kiracılara bu çok uygulanıyor. Onların da tabii bir anlamda yabancı olmaktan kaynaklanan endişe zayıflıklarını kullanan emlakçılar görüyoruz ya da mal sahipleri görüyoruz. Yani İranlara, Suriyelilere, Araplara çok uygulanan bir baskı türü olduğunu söyleyebilirim. Onlar da tabii hem yöntem bilmemekten hem de yabancı olmalarından kaynaklanan çekingenlikle çaresiz kalabiliyorlar. Bu çerçevede tabii ki piyasada bir de mal sahiplerinin gerçekten de %25 ile yetersiz olacağını çevredeki emsalleri yüksek olduğunu düşünüp kendisi de yükseltenler var. Bu geçerli mi? Geçerli. Burada borçlar kanunumuz tarafların rızasını öngörüyor. Ancak borçlar kanunumuzun kira sözleşmeleri hükümleri normal alım-satım sözleşmeleri gibi değil. Aslında kamusal bir alandır bu. Yani iş sözleşmeleri gibidir. Burada kamu, devlet sözleşmeye müdahale etmiştir. Sözleşmenin tarafı olmuştur. Tarafların rızasını arıyor ancak baskıyı reddediyor. Diğer taraftan bazıları da örneğin bu tip ısrarla ya da başka tür satış, tahliye taahhüdüyle kirayı artırmak zorunda kalanların şöyle bir hakkı olabilir. Bunu belgelemek kaydıyla. O kirayı yatırdıktan sonra daha sonra toplu olarak bunu geri alma hakkı da olabilir. Çünkü burada müzayaka hak diye bir kavram var. Yani tazyik ederek, zorda bırakarak onu evsiz bırakmakla ilgili bir tehdit söz konusu olduğu zaman eğer kiracı bunu belgeleyebiliyorsa, zorda kalarak bu kirayı artırdığını ve ispatlıyorsa daha sonraki dönemlerde buna bir karşı dava açıp bu kirayı geri isteyebilir. Çünkü burada aslında kanunun kamu yararı gereği koyduğu bir sınırı aşan bir tehdit var. Kiracıyı sözleşmeye zorlama var. Dolayısıyla burada müzakere halinden dolayı bu kirayı artırmak. Peki şunu da merak ediyorum. Çünkü izleyicilerimizden de zaman zaman yazıyorlar. Enflasyon ortada, hayat şartları ortada. Tek evi olan bir ev sahibi için bu sınırlama zorlayıcı değil mi? Yani insanların işte maaş zamları vesaire her ne kadar enflasyon tümüyle karşılamasa da şimdi bir yıllığına bu Temmuz'dan beri %25'te sabitlendi. Diğer taraftan da yeni kiralanan evlerde hiçbir tavan ve hiçbir sınırlama yok. Şimdi aynı apartmanda yeni daire
daireyi istediğiniz fiyattan kiralayabiliyorsunuz ama uzun vadede kiracı olana %25 sınırı getiriyorsunuz. Burada mesela farklı bir, özellikle yeni kiralanan dairelerle ilgili bir uygulama olması doğru olmaz mıydı bu yükselişi ve baskıyı azaltması için? Ayrıca mesela bir evi olan için çok önemli bir gelir kaynağı olabilir. Bütün giderler çok arttı ama 2-3 evi olan için belki daha büyük bir sınırlayıcı tedbir gelse, yani maddi durumu iyi olan ev sahibi, daha iyi olan ev sahipleri için tarif edebildiğim zannediyorum. Ne diyorsunuz bu konudaki eleştirilere? Serap Hanım, şöyle. Burada aslında hükümet, meclis çok önemli bir sosyal soruna parmak bastı ve sınırlandırdı. Tabii ki insanlar kendileri bundan geçinebilir ya da yatırım olarak da görmüş olabilirler. Yatırım olarak da bir gayrimenkulü, bir işletmeyi, bir sitenin sahibi olabilirler. Bu çok normal. Fakat Türkiye'de bir geçiş dönemi söz konusu. Bu geçiş döneminin sebeplerini tartışmıyoruz ama bugün gelinen noktada zayıf kesimin ezildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunu korumak da sosyal devlet ilkesi gereği anayasal ilke olarak hükümetin ve devletin görevi. Ezilen kesimi korumak durumunda. Barınma hakkının da tabii anayasada başka bir karşılığı da var. Bakmamak gerekiyor. Zaten geçici bir dönem sınırlandı bu. Temmuz ayına kadar gelecek sene bu sınır var. Tabii ki o zaman koşullarına, şartlarına göre bu değişebilir, kalıcı olabilir, başka bir şey ama burada aslında bizim gayrimenkul hukuk enstitüsü olarak önerdiğimiz Şubat ayında bir öneri vardı. Bunun içerisinde de şu vardı. Kira bedellerinin de sokak sokak nasıl vergi raişlerini hükümet belirleyip vergi alıyorsa, dairelerde ona göre vergi alıyorsa, kira raici de belli olmalı. Zaten kira raici bize çok yabancı değil. 1960'larda uygulanmış bir sistemdir bu. Eski sistemde vardı bu. Dolayısıyla bu olağanüstü dönemde sokak sokak kira raici belirleyerek onun üzerine olmaması gerektiğine dair bir ek madde çıkarılabilir. Bu da geçici olmalıdır, kalıcı olmamalı çünkü bu da ciddi problemlere yol açabilir. Diğer taraftan kiracılar için mal sahipleri de aslında mağdur olabiliyor. Doğru, ancak mal sahipleri daha güçlü konumdadır burada. Tabii. Mal sahipleri için de o dönemle alakalı kira vergisinden muafiyet, emlak vergisinden muafiyet gibi bazı ya da harcamaların vergiden düşülmesi gibi bazı teşvik edici düzenlemeler yapılırsa hem sosyal adalet dengeli olmuş olur hem de mal sahibi mağdur durumda olmamış olur. Tabii ki mal sahiplerinin de ondan geçinenler, ona ihtiyacı olanlar var. Ancak Türkiye'de %60 oranında yaklaşık mal sahipliği, %40 civarında kiracılık oranı olduğunu düşünülürse, kiracılık rakamında yüksek olduğunda düşünülürse ve enflasyonun ortamda gelirlerin enflasyon kadar artmadığı düşünüldüğü zaman gerçekten bu konudaki kısıtlamaların biraz daha devam etmesi gerektiği düşünüyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bakalım nasıl seyredecek. Bu gerilimin, bu karşıtlığın ve bu gerilimin düşmesi herkesin temennisi. Çünkü günlük hayatta milyonlarca kişinin yaşadığı bir sorun. Avukat Ali Yüksel'le konuştuk.